Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Arkadaşlar, bu haftaki ders konumuz Mürselat Suresi. Mürselat Suresi 50 ayetlik orta uzunluktaki surelerden biri. 50 ayet. Çok önemli bir sure olduğu inancındayım. Bütün sureler önemli olduğu gibi bu surenin de çok nefis bir mesaj dünyası olduğunu belirteyim özellikle. Mekke dönemi surelerinde ve daha çok ahirete dikkat çeken mesajlarıyla öne çıkan bir iman inşası projesi diye isimlendirebileceğimiz surelerden bir tanesi. Mürselat Suresi. Şimdi meal okuyucularına zaman zaman işte meal okumanın öneminden söz ederiz. Meal okumak, Kur'an'ı anlamak noktasında önemli bir başlangıçtır deriz. Fakat tabii meallerin bazı ayetlere dair ortaya koydukları performanslar okuyucuların ayeti anlamasından çok anlamamasına sebep oluyor. Yani öyle eksik, öyle yanlış, öyle bağlamından kopuk, öyle farklı mecralara sürükleyen bir yapı arz ediyorlar ki, doğrusu ben de zaman zaman millete meal okuyun diyeyim mi diye sormama sebep oluyor. Çok korkunç yanlışlıklar yapılıyor. Anlam saptırmaları yaşanıyor maalesef. O dertten kurtulabilmek için okumaları ne olursa olsun mealden ibaret bırakmayıp mutlaka tefsire dönüştürmek lazım geldiğini de bu vesileyle beyan edeyim. Tabii tefsire dönüşelim, dönüştürelim okumalarımızı deyince de bir defa hangi tefsiri okuyalım sorusu kaçınılmaz oluyor. Ortalıkta mebzul miktarda meal var ama şöyle eli ayağı düzgün çok iyi bir Kur'an ufku kazandırabilecek çok fazla sayıda tefsirimiz yok maalesef. Tefsir yapmaktan daha çok kaçınılmış. Yani aslında bunu yapabilecek pek çok insan olmasına rağmen özellikle yapmamışlar. Aslında meal yazmak daha zor olmasına rağmen meali tercih etmişler. Tefsir yazmak daha kolaydır meale göre. Ama niyedir bilinmez. Tefsir biraz ihmal edildi bizim coğrafyamızda. Bu ağız damak tadı gibi bir şey tefsir önermek. Şunu onu bunu şunu oku bunu okuma diyecek halimiz yok. Şahsen ben öyle bir cümle asla kullanmam. Kim yazmış olursa olsun yazılan her şeyden istifade edebileceğimizi biliyorum. En azından yazanını tanıma noktasında bir katkısı olacağını düşünüyorum. İşte Türkiye'de böyle bazı insanların yazdıklarına karşı bir propaganda geliştirip şunun yazdığını sakın okumayın, bunun konuştuğunu sakın dinlemeyin, işte onun bulunduğu ortamlara sakın uğramayın gibi böyle yönlendirici bir takım ifadelerde bulunanlar var.
bu ifadelere itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Okumaktan korkmamak lazım. Okumaktan korkanlar, ışıktan korkan yarasaya benzerler. Okumaktan korkmamak gerekir. Bir kitabı şeytan bile yazmış olsa okumak lazım. Şeytanı tanımak için yani. O itibarla bana sık sık soruluyor. İşte hangi meali okuyalım, hangi tefsiri okuyalım? Sen bilirsin diyorum. Yani ben meal, tefsir, isim listesi veremem. Benim yazdığımı oku derim. Ondan sonra kendi kitabının reklamını yapıyor dersin. Dönersin arkanı. Bu defa öyle suçlarsın. Gerek yok, sen bilirsin. Ama ne olursa olsun okumalar tek düze bir kitaptan ibaret bırakılmamalıdır. Birden çok kitap okunması lazım. Şimdi bakın, Mürselat Suresinin böyle sıfatlarla başlayan bir giriş bölümü var. Sıfat. Sıfat kelimeleri neyi nitelendirdiği konusunda çok net bir durum yok. Neyi tercih edecek adam? Birden çok anlam ihtimali var. Hangi birini tercih edecek? Bir meali okumak muhtemel manalardan bir tanesine ulaşmak demektir. Oysa daha 4 tane 5 tane daha mana var. Onlar da doğru. Ama onlar okuyucunun gündemine gelmemiş oluyor. O itibarla okumaları bir mealden veya sadece mealden ibaret tutmamak lazım. Biraz çeşitli okumalar yapmak, daha çeşitli kitaplara ulaşmak gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Biz de bu derslerde aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani kuru kuruya bir meal aktarımı değil, bir ayetlere daha yakından ve derinden bakabilme noktasında bir tefsir okuması yapmaya çalışıyoruz. Bu okumalarımızda ayetlerin muhteşem anlam dünyasını yakından gözlemleme şansı elde ediyoruz. Şimdi bakın, hemen başlıyorum Mürselat Suresi'ne. Önce kelimelerin verdiği sözlük anlamını vererek bu ayetleri tercüme edeyim. Sonra ayetlerdeki muhtemel manalara yakından bakayım. Bakın nasıl çeşitlilikler var ve bakın o çeşitliliklerle ayetler nasıl bir yorumlanma imkanı kazanıyor. Estağfirullah. Şöyle başlıyor sure. Vel murselati urfen. Peş peşe gönderilenlere. İfade bu. Notamak tercüme bu. Peş peşe gönderilenlere. Vel asfati asfen. Esip savuranlara, şiddetli bir şekilde esip savuranlara ve naşirati neşren, yaydıkça yayanlara, fel farikati farkan, ayırdıkça ayıranlara, fel mulkiyati zikren, öğüt atanlara yemin olsun. Ne oldu şimdi? Vel murselati urfen. Peş peşe gönderilenler. Ne bu? Şimdi biri demiş ki, tefsircilere bakarak söylüyorum. Biri demiş ki, peş peşe gönderilenler rüzgarlardır demiş. Urfen ard arda. Peş peşe, peşi sıra gönderilenler rüzgarlardır demiş. Öbürü demiş ki, yok, bunlar meleklerdir. Peş peşe gönderilenler meleklerdir. Bir diğeri demiş ki, hayır, peş peşe gönderilenler peygamberlerdir demiş. Devam edelim. Fel asfati asfen. Esip savuranlar. Kimdir bunlar? Esmek ifadesi olduğu için akla hemen rüzgarlar geliyor. Esip savuranlar rüzgarlara yemin ediyor Allah-u Teala. Başka biri diyor ki
meleklerin sert ve hızlı gelişleri kastediliyor. Fel asifati asfa, meleklerin hızlı, süratli ve sert gelişleri kastediliyor. Yani düşünce azap melekleri geliyor. Mikail aleyhisselam ortalığı kasıp kavuruyor. Böyle bir görüş ortaya koyuyor. Peki sonra ve naşirati neşra. Şimdi burada çok önemli incelik var. Bu genel manaları, genel yaklaşımlar aktardıktan sonra söyleyeceğim. Kur'an nasıl bir kitapmış? Bir daha gözlemleyeceğiz onu burada. Şu ayetler üzerinden. Ve naşirati neşra. Yaydıkça yayanlar. Nedir bunlar? Rüzgardan olabilir. Olur. Melekler olabilir. Olur. Yağmurlar olabilir. Yayan şeyler deyince yağmur olabilir. Bu, mesela İmam Taberi bu görüşü benimsiyor. Müfessir Semerkandî diye bir zat var. Ben çok itibar ederim bu zata. O da diyor ki naşirâti neşren mahşerdeki dirilenler manasına gelir. Neş, nüşur, dirilme manası da var. Kelimenin böyle manası da var. O onu almış. Mahşerde dirilenler manası vermiş. Sayalım ki o da olsun. Gelelim öbür ayete. Fel farikati farkan, ayırdıkça ayıranlara yemin olsun. Nedir bunlar? Yine melekler, rüzgarlar. El farikat kelimesine hakkı batıldan ayırıcı şeyler manasında vahiy, Kur'an manasını devreye sokmuşlar bu defa. El farikati farka, vahye yani Kur'an'a yemin olsun. Bu defa o manayı öne sürmüşler. Peki öbürü fermülkiyati zikren, hani öğüt atanlar. Bundan kasıt nedir? Hemen hemen tamamına yakını buradaki maksadın melekler olduğunu söylemiş. Bak değişik ihtimaller var. Duruma göre kişiler kanaatler geliştirebilmişler. Farklı anlam ihtimalleri üzerinde durmuşlar. Ben şimdi mesela Fahrettin Razi'yi çok severim. Onu bu derslerde yıllardır adını hep rahmetle yad ederim. O bu ayetleri yorumlarken demiş ki kardeşim burada 5 tane sıfat var. Bu 5 tane sıfat 5 değişik varlık için ortak kullanılabilir. Yani her biri aynı doğrultuda mana verebilir. Mesela demiş, maksat melekler olursa 5 ayette de melekler kastediliyor olursa ayetlerin anlamı şöyle olur demiş. Nasıl olur? İşte nimet veya azap için peş peşe gönderilen, sert ve hızlı hareket edebilen, hüküm, rahmet veya azap yayan ya da amel defterlerini açan, naşirat-ı neşra, amel defterlerini neşredenler, açanlar manası da melekler için kullanılabilir. Hakkı batıldan ayıran ve peygamberlere zikri, vahyi getiren meleklere yemin olsun. Bakın 5 ayete melekler üzerinden mana vermiş. Doğru. Yani parça parça birine melek, birine rüzgar, birine yağmur, birine başka bir şey demektense hepsine melekler üzerinden mana verilebilir. Aynı tekniği rüzgarlar üzerinden uygulamış. Aynı tekniği vahiy üzerinden uygulamış. Peygamberler üzerinden uygulamış. Şahıslara indirgensin diye bu 5 sıfatı İnsanların istikametleriyle ilişkilendirerek de yorumlamış. Hepsini böyle teker teker ayrıntılı zikretmiş. Ben şimdi onları burada teker teker söylemek istemiyorum. Bir tanesini melekler üzerinden ifadeyle yetineyim. Peki eski alimler öyle dediler. Bu anlam ihtimalleri üzerinde durdular. Peki biz ne diyeceğiz? Bizim de diyecek bir şeyimiz yoksa o zaman İyi bir nakil oluruz. Naklederiz, biter bu iş. Bizim bir fonksiyonumuz olmaz.
biz bu sunumun herhangi bir yerinde olmayız. Halbuki mesela şahsen ben bu ayetteki, bu beş ayetteki kelimeler üzerinde şey yaptım. Başka deliller kullanarak açılımlar yapılabileceği kanaatini edindim. Biz bu beş ayete ne diyoruz? Şahsen benim ayetlerin bana ne dediğiyle ilgilenmek gibi bir derdim var. Bu beş ayetten ben ne anlayacağım şimdi? Bu ayet bana nasıl inmiş olacak? Ben bu soruyu mutlaka sorarım her ayeti okurken. Ve tabii kelimelerin verdiği manadan hareketle de bir takım çıkarımlar yapabiliriz. Eski alimlerimizi hep rahmetle yad ediyoruz. Bakın önce saygı olsun diye onların dediklerini aktarıyorum. Sonra varsa bir katkım, yapabileceğim bir durum varsa o katkımı da sunuyorum. Hani biliyorsunuz gelenek nedir? Gelenek, gelene eklenerek oluşan şeye gelenek derler yani. Bir gelenek en baştan bütün sınırlarıyla belirlenmez. O bir kar topu gibidir yani. Kar topu gibi başlar, eklene büyür, olur gelenek yani. Şimdi geleneğe sarılıyoruz diyenler aslında sürekli artan şeylere talip olduklarını fark etmiyorlar. Zannediyor ki bunu en önce söyleyen böyle söyledi. Hayır öyle değil. Gelenek bir süreçle oluşan anlayışa derler. Biz de o geleneğin içerisinde bu asrın eki ne olabilirizin peşindeyiz. Bir önceki asırdakiler geleneğin bir eki oldular. Şimdi biz bizden sonrakiler için nasıl bir katkı sunduk? Bizden sonrakiler bizim için bu soruyu soracaklar. Ne yaptın sen? Sen ne ekledin buna? Bakalım senin yaşadığın gün ekledin neydi? Peki o mantıkla biz buna bugün ne ekleyebiliriz? Ne yorumlayabiliriz? Nasıl bir algı geliştirebiliriz? Çabasıdır. Yaptığımız bundan ibarettir. Yoksa yaz boz tahtası falan değil yani. Kar topu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi algımı sizinle paylaşayım. Ayetlere ben nasıl yaklaşıyorum ve delilim nedir? Bir. Vel mursalati urfe. Peyderpey, urf kelimesi işte peyderpey anlamına geliyor. Peyderpey gönderilenlere yemin olsun. Şimdi bakın, peyderpey gönderilmek denince bizim aklımıza hemen Kur'an'ın peyderpey gönderilmesi gelir. Kur'an-ı Kerim 23 yılda peyderpey indirilmiştir. Ve bunun Kur'an'dan da ayrıca referansı vardır. Furkan suresinin 30. ayetinde bu husus gayet net bir şekilde ortadadır. Estağfirullah. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِه۪ي فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْت۪يلًا. Demişler ki kafirler, Kur'an ona bir anda topluca indirilseydi ya, niye böyle parça parça geliyor? Cevabını Rabbimiz veriyor. Evet, topluca indirilebilirdi ancak yüreğini mukavemetli hale getirmek üzere onu sana ağır ağır işte şu kadar zaman içerisinde indirdik. Öyleyse Kur'an'ın bu peyderpey indirilişinin literatürümüzde özel bir adı da vardır. Nedir? Tefsir usulünde bu dönem anlattı. Burada da anlattım. Unuttunuz. Kur'an'ın son kez diyorum bak birkaç hafta sonra bir daha sorarım. Hatırlanacak artık. Kur'an'ın peyderpey indirilmesinin bizim literatürümüzdeki terimsel karşılığı tencimul Kur'an'dır. Kur'an'ın peyderpey ışık vermesi. Necim necim yavaş yavaş Kur'an'ın ortalığı aydınlatması için indirilmesine tencimul Kur'an derler. Buradan hareketle ve mursalati urfen ayetine peyderpey
indirilen vahye yemin olsun manası rahatlıkla verilebilir. Referansımız olduğu için söylüyorum. Şimdi bak, çok önemli bir şey söyleyeceğim. İkinci ayet. Fel-asıfati asfa. Bu neydi? Hızlı ve sert gelenler, esip savuranlar manasına geliyordu. El-asıfati asfa kelime olarak bu manayı veriyordu. Hızlı gelenler, etkileyenler manası var. El-asıfati asfa tamlamasını veyahut da ifadesini. Bu aslında vahyin gönüllere etkinliğini anlatır. Vahiy gönüllere hızlı ve etkin bir şekilde gelir, müdahil olur. Böylece küfrün, inkarın ve şirkin oradan söküp çıkmasına vesile olur. Asıfat-ı Asfa'nın böyle bir şeyi zorla söküp çıkartmak manası da vardır. Ve nazi'ati gârkan ayetinin de verdiği mana aslında budur. Zorla çöküp çıkartan, yani bir gönülde iman, küfür yan yana durmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen o mantıkla vahiy gelince yüreklerdeki kir ve pası söküp çıkartır. Şimdi Arapça bilenler için söyleyeyim. Bakın, vel murselati, o vavla başlıyor. Vel murselati vavla başlıyor. Bu fel asıfati fe ile başlıyor. Bazıları diyor ki ne fark eder? Ne demek ne fark eder? O zaman vel asıfati deseydi veya başını fel murselati deseydi. Başı fel ne başlamaz mesela. Fa'nın iptidaiye manası yok, olmaz. Vavla başlıyor, bu kesin. Ama ikincisi vavla olabilirdi. Olmamasına rağmen fa ile gelmesinin çok önemli bir sebebi vardı. Buradaki fa'ya fa'i ta'kibiyye derler. Yani madem ki vahiy peyderpey geliyor, bunun bir sonucu olacak demektir. Vahyin peyderpey gelmesinin sonucu el-asıfati asfendir. Yani yüreklerdeki kir, pas, iman, şirk ve küfrü oradan söküp çıkartmasıdır. Onun için ayetin başındaki fa edatına fa-i takibiye derler. Orada başka edat olamazdı. Fe olacaktı. Mecbur yani. Birinci ayetin sebep, ikinci ayetin sonuç olduğunu ortaya koymak için oradaki fa'nın edat olarak bir bulunma zorunluluğu vardır. Bir işin sonucunu ortaya koymak manasında fa-i takibiyedir diye bilelim. Şimdi bu bir daha gelecek biraz sonra. Üçüncü ayet. En-naşirati neşre. Hani yaydıkça yayanlar manasını vermiştik ilk tercüme ederken. En-naşirati neşre. Kur'an'ın, vahyin gerçekleri yayan yapısını ortaya koyar. Gerçekleri ortaya koyan, yayan, her tarafa onları yaygınlaştıran ilahi iradenin vahyi göndermekle aslında bütün gerçekleri ortaya seren özelliği gündeme getiriliyor. Vahiy gönüllere hidayet saçar. Gönüllere naşirdir, gönüllere hidayet vermeyi temin eder. Bu mananın delili de Zariyat suresinin birinci ayetidir. Ve zariyati zerven bu demektir. Vahyin zerre zerre her tarafı etkileyici özelliğine ezzariyati zerven denilir. Ennaşirati neşren ezzariyati zerven ayetiyle beraber vahyin insanların yüreklerinde, gönüllerinde açan hakikat çiçeklerine benzetilen yapısını gündeme getirir. En-naşirati neşren. Hakikati ortaya yayan ve yürekleri süsleyen manası ile önümüze gelir. En-naşirati neşra. Zariyat 1. Şimdi bakın. Ven-naşirati neşren. Vav ile başlıyor. Bak bu fe ile başlamıyor. Bu vav ile başlıyor. Dördüncü ayet fe ile başlıyor. F
fel farikati farka. Yani vahyin hakikatleri ortalığa yayılınca, vahyin hakikatleri yürekleri süsleyince zorunlu sonuç olarak el farikati farka olacak. Yani hakkı batıldan ayıran vahyin özelliği gündeme gelecek. Yani hani onu Enfal suresinde hep anlatmıştık. Enfal suresinin 27. ayeti veya 29. ayeti. Orada ya eyyühellezine amenu in tettekullâhe yec'al leküm furkânen. 29. ayet. Siz Allah'a karşı takvanızı takınabilirseniz Allah sizin için furkan yarattı. Neydi furkan? Hakkı batıldan ayırt edebilme gücü. İşte bakın bu ayetle bu ayet aynı manada buluşuyor. En-nâşirâti neşran gerçekleşince el-fâlikâti farkan kaçınılmaz olur. Hakikat ortaya yayılınca hakkı batıldan ayırt edebilen bir güç devreye girer. Onun için el-fâlikâti farkan ifadesinin başında vav harfi değil fa harfi getirilmiştir. Neşrin sonucu farktır. Yayılmanın sonucu doğruyu yanlıştan ayırt edebilme melekesinin insana ihsan edilmesi, ikram edilmesidir. Biliyorsunuz Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen ölçü manasına gelir. Kur'an'ın 25. suresinin bir adı da Furkan'dır. Bunu biliyoruz. Ya işte biz bu kitabı yazdık. Şimdi burada dedim ki El-Farikat-ı Farkan Kur'an'ın Furkan oluşunun bir delilidir. Delillerden biri de Enfal suresi 29. ayettir. Enfal suresi 29. ayeti delil olarak buraya yazmamış. Hiçbir kitap bitmez. Hiçbir kitap son baskıyı yapamaz. Yok öyle bir şey yok. İkinci baskısı olmayan tek kitap var Kur'an-ı Kerim. Geri kalan hiçbir kitap bitmez. Onlar baskısı devam eder. Bitmez bu yani. Şimdi benim gibi adam El-Farikat-ı kelimesini anlatıyorum. Buraya Enfal suresi 29. ayeti referans olarak yazmıyorum. İşte bak ne demek bu? Kitap bir daha basılacak ve oraya bu ilave olacak yani. Bitmiyor yani. Kim derse ki ben Kur'an'ın tamamını öğrendim aldanmıştır. Hiç. Kur'an'dan haberi yok o adamın. Bunu diyen adam Kur'an'dan habersiz adam. Bitmez bitmez. Delilini okuyayım mı size o ayet? Yani bitmezin delilini. İki tane ayet var. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Kehf suresinin 109. ayet. De ki bu deniz mürekkep olsa Allah'ın kelimelerini yazmak üzere bu deniz mürekkep olsa Rabbimin kelimeleri bitip tükenmeden deniz biter. Bir deniz yetmez. Bir deniz daha eklesek gene denizler biter. Rabbimin kelimeleri bitmez diyor. Hangisi? Kehf suresi 109. ayet. Bir tane daha var. Bak ilahiyattaki arkadaşlar. Not alın bu ayetleri. Bunlar iki tanedir mesela. Bu konuda bu ayetler iki tanedir. Konu açıldığında pat diye okuyacaksın. Başka yok. İki tane. Biri Kehf suresi 109. ayet, biri Lokman suresi 27. ayet. Yazacaksın bunu kafana. Allah'ın kelimeleri bitip tükenmezmiş. Delil. Kehf 109, Lokman 27. Velev enne, burada başka bir tarafından söylüyor. Velev enne ma fil ardı min şeceratin aklam. Diyor ki Rabbimiz, yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa vel bahru deniz
Yemudduhu min ba'dişi seb'atu ebuhurin. Bir deniz değil. Onu destekleyen yedi deniz daha olsa ma nefidet kelimatullahi. Allah'ın kelimeleri bitip tükenmez. Denizler biter, ağaçlar kalem olarak biter ama Allah'ın kelimeleri bitmez. Heh, işte öyle bir kitaptan konuşuyoruz. Hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Hocam şimdi buraya kadar mesela fark kelimesi Müslüman'la bağlantılıyoruz ya. Evet. Neden birinci ayetteki Arefe kelimesine Arif'le bağlantılıyoruz? Yani Arif kılmak için gönderilenler manasında mı? Yani bilen, ama Kur'an-ı el-Mürselat'ı vahiy olarak algılıyoruz. Vahiy kendisi bilen olmaz, canlı varlık olarak tanıtılmaz. Sonuç olarak vahyin bilen adam yetiştirmek gibi bir hedefinden söz edilebilir. Ama kelimenin önceki kelimeyle bağına baktığın zaman bilen şey vahyin kendisi olmaz. O bildiren şey olur. Urf kelimesinin kelime anlamı peyderpey demek. Ama urf kelimesi, urf o kalıpta peyderpey demektir. Evet, bir tefsirde siz yazar. O böyle de bir şey anladım dersin. Kelime referansın olsun yeter ki. Kelimeye yeni bir mana katmadan, kelimede bulunan manalardan birini tercih ederek yeni bir yorum yapılabilir. Yeni bir mana ihdas etmemek kaydıyla. Tabii yeni bir mana ihdas etmemek yanlış bir cümle oldu. İhdas zaten yeniden ortaya çıkartmak demektir. Yeni bir mana ihdas, bozuk bir cümle oldu. Hani bizim şeyler yok burada olsalar da hemen hocam gene yaptım birazlık derlerdi. Bir hata yapıyorsun, oradan hemen öğrencinin biri diyor. Hocam lazlık yapma. Nedir lazlık? Bir hata yap. Ne oldu yani? Laz. Ne? Sen laz değilsin de nesin? Ne oldu yani? Hata yapmaz yani. Laz değiliz biz bir de, onu söylüyorum değil mi? Laz değil. Biz yani Doğu Karadenizliyiz. Laz da olabilirdik. Adamın doğduğu şeyle övünmesi ahmaklık. Biz sadece tercihlerimizle övündürüz. İnsan hata da yapabilir. Eleştirilmesi de tersinden ırkçılıktır hocam. He? Eleştirilmesi de tersinden ırkçılıktır. Evet yani doğru. Fakat biz, ya ben mesela Trabzonluyum. Acayip bir Trabzonlu'nun hastalığı var bende. Yok var, Allah bunun şifasını daha çok Trabzonlu yaparak veriyor. Bir telefon numaram vardı, telefon numarasını değiştirdi. Yaptım onu 532-160-61-61. 61-61. Aa, bu 160 var ya baştaki, o da tersinden 0-61. Burası da 61. Bu 61. Okuldaki dahili numaram 61-61. Hatta ben mesela Saf suresinden referans göstereceğim zaman diyorum Trabzon suresi 61. sure. Daha iyi aklımda kalıyor adam, daha unutmuyor onu. Yani Necm suresi Rize suresidir mesela. Rahman suresi Samsun. Yani ne sakıncası var? Burada bir şey yok ki, bu bir akılda kaldırma şeyi ya. Bir şey değil. Koltuğuma. Adam bunu eleştiriyor. Niye diyor orada diyor Trabzon dedi. Ne diyeyim? Allah Allah ya. Niye Van demiyorsun? Diyelim 63. sure. Münafıkun suresi. Ne oldu? Yani bu her zaman kullanamıyorsun yani. Yani 64. sure mesela Devamun suresi. Aldanma suresi. Şimdi bu 64 hangi vilayetin şey? Uşak. Yani bak şimdi onu kullanamazsın yani. Ama kullanabilecekleri var. Saf suresi Trabzon'da mesela böyle saf saf adamlar. Böyle ufak bir şey var. Bu sadece bir yani, muhabbet vesilesi. Yani bunu ırkçılık gibi algılıyor adam. Elhamdülillah Trabzonluyum deyince kızıyor. La elhamdülillah sen de Ankara'lıyım de. Yani sana bir anlam diyor ki nedir bu zorun yani? Benim oralar bizim orayı çok severim. Orayı görmeden duramam. Allah Allah. Bizim hamurumuz böyle. Adam Karslı, tamam. Kaşarın mübarek olsun. Yani sorun yok. Yani sevebilirsin, dert değil yani. Bir muhabbet olarak
Bunun ne kadar muhabbettir onu kestiremeyince adam bunu ırkçılık gibi alır. Yok öyle bir şey yok ya. Benim gibi bir adam ırkçı olur mu? Yani ben ırkçılığın iblisten gelen bir hastalık olduğunu bilen bir adamım yani. Irkçı iblis de yani. Irkçılık yapan iblisin askeridir. Bitti. Bunu ben yapmam. Ama bunu bir kültürel motif olarak kullanırım. Bunda bir sakınca yok arkadaşlar. Benim için en makbul yemek lahana, mısır ekmeği, turşudur. Var mı? Hiçbir başka yemek benim için tercih sebebi değil. Benim genlerim mısır ekmeğiyle, turşuyla, lahanayla şekillenmiş. Pirzolaymış. Ya git ye. Pirzola senin olsun. Çok iş. Bu yöresel böyle. Adam keşkek yapıyor. Keşkek yemem ben. Yani keşkek değil. Nasıl yerler bunu anlamıyorum. Ama bu yöresel adam keşkeği o kadar önemsiyor ki eyvallah tamam. Senin olsun yani. Bu bir sorun yok yani. Tercih edebilirsin. Bu yani bir renktir, çeşitliliktir. Buna takılıp bunu bir üstünlük aracı gibi görmek hastalıktır. Çeşitlilik olarak görmenin bir mahsuru yok. En iyi balık kalkanmış. Hadi oradan da. Sen hamsiyi tanımıyorsun yani. Hamsiyi yedin mi kalkanı yani onun esamesi okunmadı. Böyle hamsiyi severiz. Kemenceyi duyduk mu oynarız biz. Sen ne dersen namaz kılarken bile titriyor adam nereden. Ben öyleyim şahsen. Yani bunda bir şey yok. Yadırganacak bir şey değil bu. Yani buradan insanların üzerine gitmenin bir alemi yok. Dolayısıyla bir çeşitliliktir. O çeşitlilik üzerinden işte hareket ediyoruz. Evet. Devam ediyorum. Bitmedi bu beş ayet. Dört ayeti söyledik. Furkan'ı söyledik. El-Farikat'dan hareket ederek. Sonra El-Mulkiyat-i Zikre. Beşinci ayet. Ben vahiy üzerinden bunları yorumluyorum. Vahyin öğüt veren yapısı. El-Mulkiyat-i Zikre öğüt telkin eden. Vahye yemin olsun. Mesela Fettariyat-i Zikren karşılığı vardı bunun. Saffat suresi 3. ayette. Mesela Müzzemmil suresi 5. ayette İnna senülki aleyke kavlen sakila. Sana içi dolu, ağır, sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. İlka edeceğiz. Orada ilka edilen şey de burada mülkiyat kelimesi aynı kökten gelir. Dolayısıyla ben bu 5 ayetteki mesajı vahyin insan üzerindeki etkisi olarak algılıyorum. Buna rüzgar diyenlere saygı duyuyorum. Melekler diyenlere saygı duyuyorum. Peygamberler diyenlere saygı duyuyorum. Kişilerin kendi istikametleriyle ilişkilendirenlere saygı duyuyorum. Hatta ilk görüşler olarak onları veriyorum. Ama ben konunun vahiy ile ilişkilendirilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Referanslarımı da bu vesileyle sizlere hatırlatmış oldum. Beğenirsen ruhuna afiyet olsun. Beğenmezsen hap çöp tenekesine gerisini idare edebiliriz. Ben böyle baktım. Bana böyle indi bu ayet şimdi. Ancak rahatladım. Yoksa öyle sadece üstünden geçiyorsun. Anlamıyorsun ayeti. Şimdi buna rüzgar deyince geçiştiriyorsun. Sana gelmiyor yani. Havadan esen rüzgarı hayatına indirgeme biçimin yoksa bu ayet sana inmemiş oluyor. Benim bütün derdim ayetleri bana indirebilmektir. Yani hayata taşıyabilmektir. Bunu da vahyin büyük gücüyle yapabileceğimize inanıyorum. Mesela bakın şeyde Vakıa suresinde فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ diye bir ifade var. Meallerin belki tamamına yakını o ayeti şöyle tercüme eder. Bakalım elindeki nasıl yapmış. Demiş ki elindeki, hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim. Mevaki'in nücum, el-nücum kelimesi yıldızlar manasına geliyor. Yıldızların yerlerine, mevaki' mevkiler, yerlerine yemin ederim diye tercüme etmiş. Şimdi ben bunu yıldızların yerine yemeğini anlamıyorum yani. Yani bana bir şey demiyor ekstra. Kelimelerin kendi manalarından hareketle muhtemel başka mesajlara açık mı diye bakarım. En-Nücum kelimesi vahiy parçacıkları manasına da geliyor. En-Necm kelimesi
Kur'an'ın her bir parçacığının adıdır aynı zamanda. Vahyin yer ettiği gönüllere yemin olsun manasının burada kastedildiğini düşünüyorum. Yani uzayda, atmosferdeki yıldızlardan ziyade vahyin yer ettiği gönüller manası benim için daha cazibedir. Daha etkin bir hayat algısı öğretebilir. Öyleyse böyle de yorumlanabilir. Fakat tekrar ediyorum, kelimelerde olmayan bir manayı yeniden kendin zerk etmeyeceksin. Yeni bir mana üretmeyeceksin. Olanlardan tercih edeceksin. Çünkü kelimeler hangi dilde kullanılıyorlarsa o dilde kazandıkları manalar vardır. Siz oraya yeni bir mana aktaramazsınız. Yorum yaparsın. Ama kelimenin böyle bir manası vardır diyemezsin eğer yoksa o mana. Benim yaptığım olan manalardan herhangi birini tercih etmek ve tercih ederken de elbette başka referanslar, başka deliller bulabilmektir. İşte bu beş ayetle ilgili sözünü ettiğim yaklaşımım bunun sonucu. Peki, şimdi geldi altıncı ayet. Benim yaklaşımımın niye zorunlu bir yaklaşım olduğunu ortaya koymak için. Altıncı ayet üzerinde de biraz detaylı durmak istiyorum. Altıncı ayet iki kelime. Üzren ev nüzren. Buyurun. Ne demek üzren ev nüzren? Üzren özür dilemek, ev nüzren uyarıda bulunmak. Şimdi özür uyarı. Yani mesela rüzgarın nasıl bir özür manası olabilir? Mesela meleklerin nasıl bir özrü olur yani? Anlayacağız da biz bu ayeti şimdi. Bu üzren ev nüzrayı anlayacağız biz. Bazıları işin içinden çıkılamayacağını fark edince demişler ki Rüzren ev nüzra kendisinden bir önceki ayeti açıklar. Yani felmulkiyati zikreni açıklar. Ne demek? İşte özür bırakmamak ve uyarıda bulunmak için öğüt atanlar. Sadece beşinci ayetle ilişkilendiriyor. Ben ise Rüzren ev nüzra ifadesinin sadece beşinci ayeti değil, beş ayeti de ilgilendirdiğine inanıyorum. Yani üzren ev nüzra, hakkı onaylayanlar için bir özür, onu iptal edenler için bir uyarı olsun diye bu beş özelliği ortaya koyan vahye yemin olsun. Özür beyan etmek, yani bir sıkıntı, bir ihtiyaç, bir eksiklik noktasında İnsanlar nasıl özür dileyeceklerini bilsinler ve böylece vahyin insanlar üzerindeki uyarıcı etkisi meydana gelsin diye Kur'an bu beş yönüyle muhatapların ilgisine sunulmuştur. Üzren ev nüzra, o arada bir ev edatı var. Buna veya manası verilebileceği gibi yani manası da verilebilir. Üzren bir özür ortaya koysun ya da özrü kaldırsın. Yani nüzren bir uyarı meydana getirsin. Yani özrüm var. Nedir? Duymadım. Yok. Vahiy gelince duymadım kısmı kalmaz. Özür ortaya koymak manası var kelimenin, özrü kaldırmak manası da var. Özrü kaldırmak manasını uyarladığınız zaman vahiy insanların elinde özür bırakmaz. Yani insanlara yapılması gereken bütün uyarıları ortaya koyar. İşte bu beş yönüyle vahiy özür bitiren ve uyarılar yerleştiren bir ilahi bilgilendirme sistemidir. İşte buna Allah-u Teala yemin ediyor. Vahyin bu beş özelliğine yemin ediyor. Tabii biz Kur'an'da yemin ifadeleriyle ilgili çok dersler yaptık. Onun için o konuya hiç girmedim yani. Bir daha aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Yemin ediyor. Biz yemin ifadelerine şahitlik manası da vermiştik. Neye yemin ediliyorsa yemin edilen şeyin aslında mahşerde insanlarla ilgili şahitlik yapacağını düşünmüştük. Vahiy hayatın şahididir. Hiç kimse benim bundan haberim yoktu
mazeretine sığınamayacaktır. Allah-u Teala işte vahyin bu muhteşem beş özelliğine dikkat çekerek konuyu yeminle başlatıyor ve yeminin asıl cevabı dediğimiz ayeti 7. ayette getiriyor. Buyuruyor ki اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ. İşte özrü ortadan kaldırmak ve insanlara hakikati ulaştırmak üzere peyderpey indirilen vahye, yüreklerdeki şirki, küfrü, inkarı söken yapısına hakikati ortaya koyup yayan ve böylece insanlara hakkı batıldan ayırt edebilen, meleke kazandıran, sonunda da öğüt veren haline yemin olsun ki işte bu vahyin اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُونَ. Size vaat edilmekte olan şey mutlak surette gerçekleşecektir. İşte yeminin gerekçesi 7. ayettedir. Ya da niye yemin edildiğinin cevabı 7. ayette geliyor. Niye yemin ediliyormuş? Vaat edilen şeyin mutlak surette gerçekleşeceğini beyan için. O da nedir? Kıyamettir, mahşerdir. اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُونَ. Mesela bakın Kur'an-ı Kerim'in çok nefis özelliklerinden biridir. Bazen iki ayette anlattığı şeyi başka bir yerde tek ayette anlatır. Mesela Zariyat suresinde bu konu اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَسَادِقٌ وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ diye gelir. Size vaat edilen şey sadıktır, doğrudur ve hesap mutlaka gerçekleşecektir. Orada iki ayet olarak geçen bu konu burada tek ayet. اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُونَ. Size vaat edilen şey vakidir. Yani siz, bize vaat edilen nedir? Kıyametin ve mahşerin gerçekleşmesi. Böylece orada sorgulanmanın yaşanmasıdır. İşte iki ayetteki mana mesajı burada tek ayette toparlanıyor. Verilmek istenen mesaj kıyametin ve mahşerin mutlak surette gerçekleşeceğini insanlara öğretmektir. اِنَّمَا تُوْعَدُونَ. Size vaat edilen şey ifadesindeki siz neyi karşılar? Önce ayetlerin, bu surenin indiriliş yeri olarak düşündüğümüz zaman buradaki sizeden kasıt müşriklerdir. Ahireti inkar eden adamlardır. Bu dar manada böyledir. Geniş evrensel manada ise size dediği bu mesajı okuyan herkestir. İnanan inanmayan herkes bilsin ki vaat edilen bu hakikat mutlak surette gerçekleşecektir. İlk 7 ayeti okuduk. Bakın Zariyat suresinde de ve zariyati zerven felhamilati vikran felcariyati yusran felmukassimati emra. Orada da 4 tane sıfat var. Ve saffati saffen fezzaciratı zeciren fettaliyatı zikren. Orada 3 tane sıfat var. Ve naziatı garkan ve naşitatı neştan ve sabihatı sebhan fessabikatı sebkan felmüdebbirati emren. Burada da 5 tane sıfat var. Bunları hep farklı yorumlamışlar. Acizane ben bu 4 surenin başındaki Saffat, Zariyat, Mürselat, Naziat surelerinin başındaki bu 4 surenin başındaki 3, 4 veya 5 tane sıfatın her geçtiği yerde vahiy ile ilişkili olduğuna inanıyorum. Bu yeminlerden sonra gelen şey de vahyin etkinliği ve kıyamete, mahşere dikkat çekmektir. O her geçtiği yerde böyle yani. Burada da öyle. Ne diyor şimdi? Bakalım. Kıyamete dikkat çekti. Şimdi bir grup ayet daha okuyacağız. 8. ayetten 15. ayete kadar okuyalım mı? İsmail Bey'in. Rezalinizin dediği gibi çaprazıma kaleysin. Adamla bir yere imam olmuş biri. Bayram namazı kıldıracak cemaatin yarısı yarısıyla konuşmuyor. Yalvar yakara barışmıyor. Demiş ki imam, bak size bayram yok demiş. Kıldırmayalım bayramı. Herkes barışacak demiş. Kim kimle dargın? İşte şu şununla, bu bununla filan soruyor. Niye dargınsın?
Sebep ne? Mal, mülk, başka bir şey yok. Allah rızası için birbiriyle dargın olan kimse yok. Herkes mal, mülk sevdası peşinde. Demiş ki herkes barışacak. Yoksa bayramı kıldırmıyor. Kaldırmış hepsini teker teker bayramlaştırmış. Bir tanesi kalkmıyor. Bir hacı. Yok. La diyorlar mı la kalk da bayramı kıldıracak adam. Vakit geçti falan yok. Hoca demiş çıkmış şeye. Kürsüden zaten konuşuyor. Demiş ki bak herkes barıştı. Sen de barış da abi bayramı kılalım demiş. Hoca efendi demiş ya. Barışmasına barışacağım ama o benim çaprazıma kaliyi. Nefesinden bile huyanıyorum demiş. Yani ha şimdi barışacağız ama iki dakika sürmeyecek bu. Boşu boşuna şey yapmayalım diye. Böyle çapraza kalmamak lazım. Hafif ilgisiz duranlara böyle çapraza kalmak tabirini kullanıyorum. Anlatacağım şeyler böyle çaprazda kalmayalım diye daha uyanık ve daha diri olalım diye arada böyle kendime göre espri yapıyorum. Bir kısmı da buz gibi oluyor. Espri yapıyorsun adam gülmüyor ya. Duvar gibi duruyor. Yani duvar anlamıyor ya. Fıkra anlatıyorsun böyle bakıyorsun. Koyacaksın ağzına tokatı ya. Yani hayır olmayabilir ya. Allah rızası için gül be. Adam kırıldı gitti. Yani ya, yalanla bir tebessüm ya. Geçen akşam televizyonda bir programdaydım. Bana göre çok komik bir şey söyledi. Yanımdaki arkadaş böyle duruyor. Lan dedim ha buna bak şimdi ya. Yani ne var biraz gülsen ya? Yani insanlar gülebilen varlıklardır. Ya diyor ki peygamberimiz buyurdu ki لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Siz benim neler bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Tamam ama peygamberimiz de gülmüştür yani. Ara sıra gülelim. Biz de Hollanda ineği gibi sürekli sırıtalım demiyoruz. Yani ara sıra gülmek lazım. Tevbe suresinde 82. ayet var. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا İşte onlar çok az gülsünler, çok fazla ağlasınlar. Bunu okuyor adam. Devam etsene ayeti bitir. Cezaen bima kânû yeksibûn. Yaptıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Kim bunlar? Münafıklar. Ya münafıklarla alakalı bir ayeti getirip müminlere monte etmenin bir alemi yok. Ara sıra gülmek lazım. Televizyonda dedim ki hocanın bir tanesi sabah namazlarında zamm-ı sure olarak hep Âlâ suresini okurmuş. Âlâ suresinin sonu da şu. İnne hâzâ lefis suhufil ula suhufi İbrahim ve Musa. Şimdi köyde üç tane ağa varmış. Ağalardan biri İbrahim, biri Musa, biri Mustafa. Şimdi İbrahim ile Musa her namazdan sonra tamam bizim adımız kullanıldı diye böyle lüzumsuz bir havalara giriyorlar. Mustafa illet oluyor bu işte. Hocaya demiş ki bak her gün adamları dedi söylüyorsun namazda bir de ekseme beni söyleyeceksin demiş. Hoca demiş ki ya kardeşim ayette yok. Ben nasıl seni söyleyeyim yani olur mu ben yeni bir şey mi uyduracağım? Anlamam demiş. Halbuki hoca da esnetten hiçbir şey bilmiyormuş yani. Halbuki Sa'd suresinin ve innehum indena leminel mustafeynil ahyâru okuyabilir. İki Mustafa. Yani çok rahat işin içinden çıkabilecek ama bunu bilmiyor herhalde. Sa'd suresinde hocaya biraz tartaklamış bu Mustafa. Ertesi sabah hoca okurken demiş ki inne hâzâ lefis suhufil ula suhufi İbrahim ve Musa ve Mustafa. Namazdan sonra İbrahim ve Musa demişler ki ne oldu? Hep İbrahim ve Musa diyordun. Şimdi Mustafa ne zaman nazil oldu? Bu gece nazil oldu. Bu gece nazil oldu. Dayak yedin mi? Daha neler daha ilave oldu. Evet. Şimdi dinlendiniz ha. Bu bir ders metodudur bu. Şimdi kimse yoruldum diyemez. Yeni başlıyor bir ders daha. Okuyayım mı bu şeyi? İsterseniz bırakabilirim yorulduysanız.
Okuyayım mı? Tamam. Devam ediyoruz şimdi. Bana kesin teşekkür edeceğiniz bir bölüm. İçinizden dua edin. Teşekkür etmeyin de dua edin. Bakın ne diyor. 8 ila 15. ayetler. Estağfirullah. Şimdi innemâ tu'adûne levâki'un dedi ya 7. ayette. Size vaat edilen şey mutlaka gerçekleşecektir. Her vurguyu içerecek şekilde inne, inne vurgulu bir edattır. Manaya vurgu katar. Levâki'un, vâki kelimesinin başındaki lam harfi o da te'kittir, o da vurgu manası verir. Cümlenin isim cümlesi olarak gelmesi o da bir vurgu manası verir. Yeminlerden sonra gelmesi zaten başlı başına bir vurgu. Şimdi neye vurgu yapmıştı? Mahşere. Şimdi o mahşerle ilgili mahşer ve öncesiyle alakalı bir ifade var. İfade şöyle başlıyor eserbiler. Feiden nücumu tumiset. Yıldızlar silindiği, söndürüldüğü zaman yıldızların tams edilmesi. Tams silmek demektir. Söndürmek demektir. Hani Yasin'de var ya وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى عَيْنِهِمْ Dileseydik onların gözlerini silerdik. Dümdüz ederdik. Kör ederdik yani. Söndürürdük. Gözü söndürmek, kör etmek demektir. Ya da gözü kör etmek, onu söndürmek demektir. Veya şey var. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا عَيُنَهُمْ Şey, Kamer suresinde geçiyor. Yani onların gözlerini silerdik diyor. Sildik gözlerini. مِنْ قَبْلِ اَنْ نَقْمِسَ وُجُوهًا Gözlerini, yüzlerini silmeden önce. Yüzün silinmesi adamın helak edilmesi gibi bir mana verir. Veya malların silinmesi ifadesi var. Hazreti Musa'nın duasında. رَبَّنَا اَقْمِسْ عَلَى اَمْوَالِهِ Ya Rabbi bunların mallarını sil. Yani onları yok et. Bu silmek, gözlerin silinmesi, yüzlerin silinmesi, malların silinmesi gibi üç değişik konuda Kur'an'da kullanılır bu. Buradaysa yıldızların silinmesi, söndürülmesi. Yıldızlar silindiği yani söndürüldüğünde. Başka? Ve ile sema'u furicet. Gök ferç edildiği zaman. Furice, ferrece, tefriç, yarılmak, parçalanmak demek. Gök yarılıp parçalandığı zaman. Başka? Ve ile cibalu nüsifet. Dağlar savrulduğu zaman, savrulup atıldığı zaman. Şimdi bakın bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var ve ben bu derslerin pek çoğunda bu ayetlerden demet demet sunmuştum. Yani bunlar kıyamet dediğimiz ve yanlış kullandığımız aslında son saat demek durumunda olduğumuz bu sistemin bitişini ifade eden enstantanelerdir. Hani kıyametin sahneleri diye hep ifade ediyoruz ama aslında maksat son saatin sahneleridir. Çünkü kıyamet aslında mahşerin adıdır. Kıyamın adıdır. Yeni bir kalkışın, yeni bir sistemin hayat bulmasına kıyamet derler. O aslında mahşerdir. Biz kıyameti mahşer yerinde biz kıyameti son saat yerinde kullanıyoruz. Halbuki son saat aslında sistemin bitişini ifade eden bizim kıyamet dediğimiz şeydir. Biz kıyameti yanlış kullanıyoruz yani. Bizim kıyamet dediğimiz Kur'an'ın son saat dediği şeydir. Kur'an'ın kıyamet dediği şey ise mahşerdir, ahirettir. Bu üç ayet son saati anlatır. Yıldızlar sönüyor, işte gök yarılıyor, dağlar savruluyor. Sistemin bitişi işte bu. İle şemsü kübret. Var ya Tekvir suresinde, güneş dürüldüğü zaman,
Ve ilen nücumu inkeden. Yıldızlar döküldüğü zaman. Bu da işte son saat anlatıyor. Ama mesela İnfitar suresi, mesela İnşikak suresi hatalı bir şekilde sistemin yıkışıyla ilişkilendirdi. Halbuki ne infitar ne inşikak sistemin bitişiyle alakalı değil. Yeni bir alemin oluşumuyla alakalıdır. İle sema'un fatarat. Gök infitar olduğu zaman demek, gök yarılıp parçalandığı zaman demek değildir. İle sema'un fatarat, gök yeni bir fıtrata kavuşturulduğu zaman demektir. Yani mahşer için yeni bir gök sistemi inşa edildiği zaman. Ve ile nücumu ile sema'un fatarat ve ile kevâkibun teter. Gezegenler yeniden serpildiği zaman. Bak, biri sistemin bitişini anlatıyor. Tekvir suresi ve bu ayetler başka ayetler de var. Sistemin bitişini anlatıyor. Oysa İnfitar suresi, İnşikak suresi yeni bir alemin başlangıcını anlatıyor. İle semâun şakka, göğün yarılması demek. Göğün, yani sistemin yeni bir şekil kazanması, yarılıp parça parça yeni yıldızlara, yeni gezegenlere, yeni bir uzay sistemine sahip kılınması demektir. İle sema'u küşita, göğün açılması ifadesi de sistemin bitişi gibi anlatılıyor. Bence o da hatalı. Göğün açılması demek, hakikatlerin ortaya dökülmesi demektir. Hiçbir gizli saklının kalmaması demek. Yani bu ayrımı iyi bilmek lazım. Son saat kıyamet yanlış kullanımını da son saatte ilgili kullanılan bazı ifadelerin mahşerle ilişkilendirilmesinin ya da mahşerle ilgili kullanılan ifadelerin son saatte ilişkilendirilmesinin bazı yanlış sonuçlar meydana getirdiğini bu vesileyle ifade etmiş olayım. Onun daha fazla detayına girmek istemiyorum. Şimdi bu son saat. Son saatle ilgili üç bilgi. Yıldızlar sönüyor, gök yarılıp parçalanıyor ve dağlar un ufak savrulup atılıyor. Kâri'a suresinde vardı. Ötekûnül cibâru kel'ihnil menfûşi. Efendim, dağılmış yün gibi, atılmış yün gibi oluyor dağlar. Yes'elûneke anil cibâli. Sana kıyamet zamanı dağların durumundan soruyorlar. Fekul yensifuhâ rabbî nesfâ. De ki Rabbim onları savuracaktır sağa sola. Feyderuha qa'an safsafa la tera fiha ivacen ve la emta. Taha suresinin 101, 102, 103 o grup ayetinde geçiyor. Hani diyorlar ki yani bu kıyametle bizi tehdit edip duruyorsun. Yani ortalık yıkılacak. Peki ya bu dağlar? Bunlara ne olacak? Allah-u Teala da en büyük kütlelerden örnek veriyor. İşte o sarsılmaz gibi durup hareket etmediğini, etmeyeceğini zannettiğin dağları Allah'ın bir sanatı olarak savurup atacağız. Neml suresinde de böyle bir ayet var. Ve terel cibale tahsebuha camideten. Sen dağları böyle sabit, çakılı, donuk zannediyorsun. Ve hiye temurru merres sahabi. Onlar tıpkı bulutların gitmesi gibi gidiyorlar. Giderler, gidecekler. Sunallahi lezi etkana külle şeyin. Her şeyin sanatını en güçlü şekilde bina eden Allah'ın bir sistemi gereği kıyamet sabahı bu çakılı zannettiğin dağlar bulutlar gibi savrulup atılacaktır. En büyük kütlelerin başına bu geleceğine göre varın insanın başına neler gelecek siz tahayyül edin demeye getiriyor. Neml suresi 87. ayette ve Taha suresinin 103, 104, 105, 106, 107. ayetlerinde ve daha pek çok ayette. Evet, şimdi 3 tane ifade verdik. Son saatte ilgili. 4 ve ile rusulü ukkitet. Peygamberlerin vakti tayin edildiği zaman. Bunun açıklanması gerekiyor değil mi? Yani peygamberlerin vakti belirlendiği zaman ne demek? Şeye bakacağız. Bağlama bakacağız. Neyle alakalı konuşuluyorsa
ayeti o bağlam içinde anlayacağız. Peygamberlerin vaktinin tayin edilmesi aslında peygamberlerin ümmetleriyle alakalı şahitlik zamanlarının belirlenmesi. Yani mahşer demektir. Peygamberlerin vaktinin tayin edilmesi, onların ümmetleri hakkındaki şahitliklerinin devreye sokulması ya da tayin edilmesi zaman demektir. Peygamberlerin şahitliği ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet vardır. Peygamberler sorgulanacaktır mahşerde. Peygamber sorgulanır mı? Sorgulanır. فَلَنَسْأَلَنَّ ursile اُرْسِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Kendilerine peygamber gönderilenlere de, peygamber olarak görevlendirilenlere de sorular soracağız. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ Her türlü bilgimizle onlara her hakikatı anlatacağız. وَمَا كُنَّا غَائِب۪ينَ Biz insanların yaptıklarından habersiz değiliz, diyor Araf suresinin hemen başında 6. 7. ayetlerinde. Demek peygamberler sorgulanacaklar. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ Allah peygamberleri toplayacağı gün. فَيَقُولُ Diyecek ki Allah-u Teala peygamberlere, مَا دَعُجِبْتُمْ Bu ümmetler size nasıl cevaplar verdi? Neyle cevaplandırıldınız? Çağrınız nasıl karşılık buldu diye peygamberlere soru sorulacak. Maide suresi 109. ayet bunu veriyor. Mesela Hazreti İsa'nın sorgulanacağı ayetleri de biliyoruz değil mi? Maide suresinin 116-117. Ayetlerinde mahşerde Hazreti İsa'yı Allah-u Teala onu teslisin parçası yapanların yanında Allah-u Teala Hazreti İsa'ya soracak. İzgâlallâhu ya İsa ibn Meryem. Demiş olacak ki Allah-u Teala, ey Meryem oğlu İsa, e ente kulte linnâsi, sen insanlara şöyle mi dedin? İttehizûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâhi. Beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin. Böyle mi dedin sen bu adamlara? Kâle, İsa peygamber cevap vermiş olacak. Diyecek ki, Sübhânek, مَا يَكُونُ لِي اَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Benim için doğru olmayan şeyi nasıl söylerim? اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ Zaten ben böyle bir şey söylemiş olsaydım sen bunu bilirdin. تَعْلَمُ مَا ف۪ي نَفْس۪ي وَلَا أَعْلَمُ مَا ف۪ي نَفْس۪ك Sen bende olanları bilirsin. Ben sende olanları bilmem. اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ Gaybları en iyi bilen elbette sadece sensin. Ya Rabbi, ma kultu lehum illa ma emerteni bihi. Ya Rabbi, sen bana neyi emrettiysen ben onlara sadece onu söyledim. Eni abudullah dedim onlara ki Allah'a kulluk yapın. Rabbi ve Rabbeküm. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a, sadece ona kulluk yapın dedim. Ve kuntu aleyhim şehiden. Madüm tüfiyim, içlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. Yani ben yanlarındayken böyle şeyler söylemiyorlardı bu adamlar. Ama felemma teveffeyteni, sen ne zaman ki beni vefat ettirdin, künte enter rakib aleyhim, artık onları gözetleyen sen oldun ya Rabbi. Ve ente ala külli şeyin şehid, her şeye şahit olan da elbette sensin. Ben yanlarındayken böyle bir şey demiyorlardı. Ama ben vefat ettikten sonra ne yaptı bunlar bilmiyor. İntuazibuhum. Sen şimdi bu adamlara azap edersen feinnehum ibadük. Bunlar senin kulların. Demek istiyor ki çok iş. Yani öyle demez de yani. Bunlar senin kulların. Bana ne? Bir peygamber ümmetini çok sever. Ama hiçbir peygamber ya da hiçbir insan bir başka insanı Allah'ın onu sevdiği kadar sevemez. Peygamberler ümmetlerine düşkündür. Eyvallah. Ama hiçbir peygamber ümmetini Allah'ın kulunu sevdiği kadar sevemez. Dolayısıyla hiç kimse bir başkasını Allah'ın elinden kurtarmak için uğraşmamalıdır. Hiç kimse Allah'ın kulunu sevdiği kadar bir başka insanı sevemez. Unutmayın bunu. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ
Ya Rabbi sen bunları azap edersen şimdi. Feinlehum ibadük. Bunlar senin kulları. Ama ve in tağfir lehum. Sen şimdi bunları bağışlarsan feinneke entel azizul hakim. Ya Rabbi sen en üstün olan sensin. Her hükmünde hikmet sahibi olan da sensin. Yani demek istiyor ki ağanın eli tutulmaz. Bağışlarsan çok iyi olur yani. Demek istiyor. Ümmete duyulan şefkatin bir ifadesidir. Ama Rabbimiz Hazreti İsa'yı bak sorgulayacak. Onu teslisin parçası yapanların yanı başında sorgulayacak. Peygamberlerin sorgulanması haşa ve kella asla cezalandırılmak için değil, onların davasına ihanet edenlerin deşifre edilmesi ve rezil edilmeleri için. İşte iler rusulü ukkitet bu demektir. Peygamberlerin ümmetleriyle alakalı şahitlik vakitlerinin tayin edildiği zaman li eyyi yevmin üccilet, yani şimdi bu hangi güne tecil edildi biliyor musunuz? Yani peygamberlerin şahitliği hangi güne tecil edildi? Tecil edilmek ne demek? Süresi belirlenmek demek. Yani bunu önceden belirlendi, sonradan tehir edildi manasında değil. En baştan öyle belirlendi yani. Üccilet süresinin belirlenmiş olması demektir. Biz onu Türkçe'de tecil olarak kullanıyoruz ama aslında Allah tecil yani vakti gelen şeyi sonraya bırakmaz, atmaz onu yani. İlahi sistem her şeyi önceden belirlemiştir. O sistemin bilgi dağarcığında bir değişiklik olmaz. Ne diyor Allah-u Teala? مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. Benim katımda söz değiştirilmez. مَا عِنَّكُمْ يَنْفَدُ. Sizin yanınızda olan şeyler değişebilir, biter. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقِنْ. Allah'ın katındakiler bitmez. Onun huzurunda olanlar baki. Yani Allah sonradan bilgi sahibi olmaz. Bu sözümü unutmayın. Herkes herkese her şekilde sürpriz yapabilir. Ama hiçbir insan Allah'a sürpriz yapamaz. Facebook'ta paylaşım var. Herkes herkese bir şekilde sürpriz yapabilir ama hiçbir varlık Allah'a sürpriz yapamaz. Çünkü Allah Allamul Guyub'dur. Gaybları en iyi bilen Allah'tır. Allah sonradan bilgi sahibi olmaz. Allah sonradan bilgi sahibi olmaz. Beni iyi anlamışsınız. Li eyyi yevmin üccile. Sen şimdi biliyor musun hangi güne bırakıldı bu iş? Peygamberlerin yani şahitliğinin belirlendiği günün hangi güne bırakıldığını biliyor musunuz yani? Cevap. Li yevmil fasli. Fasıl gününe. Bizde de var fasıl günleri yapıyordu adamlar. Görürsün faslı. Aslının faslının ne oldu belli olacak. Fasıl yani. Gel bir fasıl düşelim. Gel bir fasıl yapalım. Ya fasıl edecekler seni. Etinden kemiğinden mahvolacaksın haberin yok. Liyemil fasli. Fasıl gününe. Fasıl günü her şeyin ortaya konulduğu, ayan, beyan her şeyin ortaya serildiği gün. Yani mahşer günü. Bakın mesela şöyle ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Kitapta yazdım hepsini ama hepsini söylemeyeyim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ve'n-nasâra ve'n-nasâra ve'l-mecûse ve'l-lezîne eşrekû innallâhe yefsilu beynehum yevmel kıyâmet. Şu inanışta olanlar unutmayın. Allah her birinin arasını mahşer sabahı açacaktır. Fasıl günü hükmün bütün detaylarıyla ortaya konulduğu gün. Buradaki liyevmil fas işte mesela Hac suresinin 17. ayetiyle ifade edilir. Hükümlerin ortaya konulduğu gün. İnne rabbeke yefsilu beynehum. İyi bilin ki Rabbiniz aralarında hükmü fasledecektir. Yani hükmü açıkça ortaya koyacaktır. Hâdâ yevmül faslillezî küntüm bihî tükezzibûn. Bu sizin yalanlamakta olduğunuz o ayrım günüdür. Saffat suresinde geçer. Secde'de var, Saffat'ta var, Duhan'da var, Mümtehine'de var, işte Mürselat'ta var, Rum'da var, Yasin'de var, var da var. Fasıl günü
hükmün detaylı bir şekilde ortaya konulduğu, hiçbir şeyin gizli de saklı da bırakılmadığı gündür. Şimdi bir soru daha soruyor Allah-u Teala peygamberimize. Buyuruyor ki ve ma ederake ma yevmül fasl. Hadi bakalım. Bu fasl gününün, bu ayrım gününün, bu ayrılık gününün, bu hüküm gününün, bu ayrılma gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Ve maadirakelerin manasını size söylemiştim değil mi burada? Biliyoruz değil mi ve maadirakelerin? Dera kökünden geliyor. Allah-u Teala hangi konularda ve maadirake diyordu? Hangi konularda ve maadirake, hangi konularda ve maayüdirice diyordu? Bunları söyledim. Defalarca söyledim. Hatta ve maadirake ile ilgili şöyle bir çıkarımda bulundu. Bu acizane bana ait bir çıkarımdır. Kur'an'ın ve ma edrake ifadeleriyle ortaya koyduğu şey, Kur'an'ın metni Arapça olan bu kelamın manasının Rabça olduğunun delilidir ve ma edrakedir. Metni Arapça olan bu kitabın manasının Rabça olduğunun delilidir. Bu şu demektir. Her Arapçayı bilen adam Kur'an'ı anlayamaz demek. Bunun bir Rabça bir mana övgüsü vardır. Standart kelime kullanımlarının ötesinde Rabbimiz kavramların içini kendisi özellikle doldurmuştur. Fasıl günü demek, ayrım günü demektir. Kelime manası budur. Ama bunun aslında ne manaya geldiği bundan sonraki ayetlerde bütün detaylarıyla verilecektir bu surede. Bir şeyi Allah ve ma edrake ile soruyorsa demek istiyor ki bunu sen vahyin müdahalesi olmadan kendi aklınla, kendi kafanla bulamaz ve anlayamazsın. Bunun anlaşılabilmesi ilahi yardım ve ilahi bilgilendirmeyle olur. Sen peygamber bile olsan sana ben bildirmediğim sürece bilemezsin. Bu bir idrakin konusu değildir. Vahyin müdahalesi gerekir. Ve ma edrake ma yevmül fasl. Bu fasıl gününün, bu ayrım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? Yani bilemezsin. Ha, ve ma edrake ile sorduğuna göre cevabını Rabbimiz kendisi veriyor. Nasıl veriyor? Bundan sonraki ayet grubu hep bunu anlatıyor. Ve ma edrakeler var Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde. Onlardan bir tanesi de budur. Veylün. Veylün yevmeydin. O gün veyl olsun şu adamlara. Kimlere? Lil mükezzibine. Bu hakikatleri yalanlamaktan nemalananlara, yalanlamayı hayatının parçası haline getirenlere, yalanlamadan beslenenlere, yalanlayıcılar olarak anılanlara, bunun ötesinde başka bir kelimeyle anılmayı hak etmeyenlere işte o gün. Yani o fasıl günü. Veyl olsun, yazık olsun o adam. Bu surede 10 defa geçiyor bu şey. Ve dünya meydinil mükezzibi. Bunun her geçtiği yerin işte bir tekrar olduğu ifade edilir. O gün yalanlayanların var havay haline. Aslında bu ve dünya meydinil mükezzibi ifadelerinin özellikle ve özellikle salt bir tekrar cümlesi olmadığına inanıyorum. Hangi ayetlerden sonra geldiyse o ayetlerin içindeki mesajı yalanlayanlara vurgu yapar. Yani yalanlayanların vay haline dediği hangi pasajın dibinde geliyorsa oradaki yalanlayanlar o pasajdaki bilgiyi yalanlayanlar şeklinde anlaşılmalıdır. Şimdi buradaki yalanlayanlar neyi yalanladılar? Fasıl gününü. Yani ayrım gününü. Mahşeri yalanlayanların vay o gün haline. O gün vay onların haline. Sonra gelecek olanların her birinde mesajla ilişkili bir yalanlamanın olduğunu ifade edelim. Bir örnek daha vereyim. Elem nühlikil evveliyin. 16, 17, 18 ve 19. ayetleri de okuyup bitireyim. Elem nühlikil evveliyin. Biz onlardan öncekileri helak etmedik mi?
Yani Mekke müşriklerinden önce yaşayan pek çok azgın, sapkın kavmi helak ettiğini pek çok surede detaylı bir şekilde veriyor Allah-u Teala. Biz öncekileri helak etmemiş miydik? Sümme, sonra da nütbi'uhumul ahirine, onların peşinde, sonra gelenleri de onların peşine katacağız diyor. Yani helaki hak edenler helake uğratılırlar. Bu eski ümmetlerde olduğu gibi toplu helak şeklinde gerçekleşmeyebilir. Helakin başka türleri vardır, başka versiyonları vardır. Onlar devreye girer. Allah-u Teala helaki hak edenleri helak edeceğini beyan ediyor. Sonra da diyor ki, kedalike, bakın, dünyada nasıl helak ettiysek, nef'alu bil mücrimine, suçlularla ilgili de neler yapılacaksa onu biz yapacağız. Nerede? Mahşerde. Allah'ın suçluları yargılama, onlara ceza verme sistemini unutmayın diyor. Dünya üzerinde helake uğratılanlar nasıl helake uğratılmışlarsa, bu nasıl ayan beyan bir gerçek olarak yaşandıysa, suçlulara da mahşerde benzer şekilde davranılacağını bilmelidir insanlar. Veylun yevmeylindin mükezzibin, şimdi bu gerçeği yalanlayanların vey haline. Hangi gerçek? Mahşerde Allah-u Teala'nın suçluları cezalandıracağı gerçeğini yalanlayanların vey haline. Kezalike nef'alü bil mücrimin, ceza vericinin Allah olduğu mesajını içerir. Biz bunun başka örneklerini biliyoruz. Müzzemmil'de var, Müddessir'de var, Hakka suresinde var, Araf suresinde var, var da var. Suçluların cezasını biz veririz. Yani siz mahşerin yargıçları arasında değilsiniz, mahşerin karar vericileri arasında değilsiniz. Suçlulara ne yapılacaksa o benim işimdir diyor Allah-u Teala. Bunu inkar edenler mahşeri inkar etmektedirler. Mahşeri inkar edenler de, suçlulara ceza verileceğini inkar edenler de derin bir yanılgı içinde olduklarını Ruzi Mahşer'de anlayacaklardır. Surenin 19 ayetlik ilk pasajı bu hakikatleri bize öğretmektedir diye bu dersi bugün bitirmiş olalım. Nasipse haftaya inşallah 20. ayetten itibaren yeni bir pasajı sizlerle paylaşacağız. Bu vesileyle hepiniz Allah'a emanet olun.